Çoğu kişi sahip oldukları hayvanların uzun süre iletişim kurmazlarsa onları unutacağını, hatta asla hatırlamayacağını düşünür. Ama bazı hayvanlar o kadar vefalıdır ki asla sizi unutmazlar. Hatta yıllar geçse bile. Bugün sizlerle yıllar geçse bile sahibini asla unutmayan hayvanların sahipleriyle tekrardan buluşmalarını derledim. Hazırsanız hadi başlayalım. Linda Kipner isimli bir kadın bu şempanzeleri üzerlerinde deneyler ve testler yapılan bir kurumdan kurtardı. Hayatları boyunca hiç güneş görmeyen bu şempanzeleri kurtardıktan sonra doğal ortamlarına götürdüğünde hiç ışık görmemiş, hatta çime bile basmamış bu hayvanların doğal ortamlarına adapte olmaları çok zor olmuş. Etraflarındaki her şey onlara yabancı gelince Linda onların yanında kalarak doğal ortamlarına adapte olmaları için 4 yıl boyunca onlarla ilgilenmiş. 25 yıl sonra Linda şempanzeleri tekrar görmek için geri döndüğünde onların kendisini hatırlamayacaklarını düşünmüş. Remember me? Ama 25 yıl sonra bile hala Linda'yı hatırlıyorlardı. Bütün bu şempanzeler onları kurtaran ve onlara kendi doğaları hakkında her şeyi öğreten kadını unutmamışlardı. Hepsi Linda'ya kocaman ve uzun uzun sarılınca Linda gözyaşlarını tutamadı. Bu adamın adı Adolfo. Bu dev aslanı kurtardığında daha bebek bir kedi yavrusuydu. Adolfo bu sevimli yavru kaplanın adını Kiara koydu. Her ihtiyacını karşılayan Adolfo ilk başta onu sonsuza kadar iyi bir şekilde bakabileceğini düşünüyordu. Ama bir süre sonra onu olması gereken doğal yaşamından koparmış olacağını fark ederek onu bir hayvanat bahçesine verdi. 7 yıl sonra Kiara'yı tekrar görmeye giden Adolfo'yu Kiara hemen tanıdı ve ona uzun bir süre sarıldı. Hatta bir süre sonra 7 yıl önceki gibi birlikte yuvarlanarak oynamaya başladılar. Şimdi ise her evcil hayvan sahibinin en kötü kabusu olan evcil hayvanının evden kaçması var. Adı Francine olan sevimli kedimiz evden kaçmış. Come here, Franny. Come here, Franny. You're a good girl. Bir yıldan fazla bir süredir dışarıda olan Francine başıboş olarak sokaklardaydı. Tam bir yıl sonra mahallede Francine tekrar görüldü. Sahibi sevgili küçük kedisini tekrar gördüğüne çok sevinmişti. Küçük Francine seslenince sahibinin sesini hatırlayan küçük kedimiz hemen sahibinin yanına geldi. Come on. Oh, Franny, I've missed you. Oh, Franny, I've missed you so much. Şu an sahibinin yanında olan Francine evden tekrar kaçmasın diye hep göz önünde. Bu dev aslanın adı Jupiter. O bir erkek ve ona öpüşen aslan da deniyor. Bu lakap annesine gösterdiği sevgiden dolayı ona verilmiş. Jupiter hayatına bir sirkte başlayan ve eziyet görmüş bir aslandı. Anna Julia Torres, Jupiter'i kurtardığı sirkten alıp kendi evine götürdü. Ama ne yazık ki 2019'da yetkililer Torres'in Jupiter'i tutmak için uygun belgeye sahip olmadığını fark edip Jupiter'i ondan aldılar. Tam bir yıl sonra Jupiter yeni evinde bir deri bir kemik kalmış olarak bulundu. Açıkça hiç iyi bakılmamış, yeterince beslenmemiş, sirkteki kadar kötü bir hayat yaşıyordu. Arkasına birçok destekçi alan Torres, bu yeni yerin Jupiter'e uygun olmadığını iddia etmek için gerekli adımları attı. Torres, yıllar geçse de hala oğlunun arkasında duruyordu. Şu an Sally hayvanat bahçesinde ama ona çok iyi bir şekilde bakılıyor ve annesi neredeyse her gün onu ziyaret ediyor. Bu sevimli dostumuzun adı Pekita. Onun sevgi dolu bir ailesi vardı. Ne yazık ki bir gün evden kaçtı ve yolunu bulamayınca sokaklarda yaşamaya başladı. 3 yıl boyunca ailesi onu hep aradı. Bir hayvan barınağı tarafından koruma altına alınan Pekita, 3 yıl içinde hiç kimse tarafından sahiplenilmeden barınakta yaşıyordu. Barınaktaki fotoğraflarını internetten gören ailesi hemen barınakla iletişime geçti. Aradan 3 yıl geçmişti. Bu yüzden Pekita ailesiyle yan yana geldiğinde onları hatırlamadı. İlk başta tereddüt etti, emin değildi ve gergindi. Ama o bu adamı koklayınca 3 yıl önce kaybettiği ailesi olduğunu anladı ve çok mutlu olup sahibine sarıldı. Gerçekten çok duygusal bir kavuşma olmuş. Bir sonraki kavuşma ise çok ilginç. Çünkü alışık olduğumuz bir buluşma değil maalesef. Bu sevimli Alman kurdu sanki karşısındaki kişiye saldıracakmış gibi hırlamaya başlıyor. Ama aslında yaptığı şey ona kızmak. Çünkü karşısındaki kişi uzun süredir evde olmayan sahibi. Hayvanların da insanlar gibi karakterleri ve duyguları vardır. Bu Alman köpeğimizin de özlemden çok kırgınlığı olduğu belli. E haklı da. Sizce sırtlanlar mutlu olduklarında gülerler mi? Sırtlanların ne kadar yırtıcı hayvanlar olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ama bu sırtlan eski sahibini bir yıldan fazladır görmemiş ve hayvanın sahibi onu ziyaret etmek için geri döndüğünde şu tepkisine bir bakın.
Eğer hayvanların sahiplerini unutacağını düşünüyorsanız bu video bu şüpheyi bir kenara bırakmanızı sağlayacak. Sahibini görür görmez sırtlan kahkahalar atarak deliriyor ve sahibiyle tekrar biraz zaman geçirebildiği için çok mutlu görünüyor. Yani büyük olasılıkla mutludur. Çünkü dediğim gibi sırtlanlar vahşi hayvanlardır, tek hamleyle sizi öldürebilirler. Ancak bu sırtlanın sahibi tarafından boynunun okşanmasına ses çıkarmadığına göre onu hala hatırlıyor. Şimdi sırada bu küçük kız Tensi Aspinal'da var. Tensi çok eşsiz bir çocukluk geçirdi. Çünkü bu görmüş olduğunuz goriller onun erkek ve kız kardeşleriydi. Tensi ile yaşayan bu goriller büyüyünce vahşi doğaya salındı. Çünkü amaç bu gorilleri rehabilite etmek ve olması gerektiği gibi vahşi bir yaşam sürmelerine izin vermekti. 12 yıl geçtikten sonra Tensi bu gorilleri bulmak için ormana girmeyi başardı. Sadece onu hatırlamakla kalmadılar ve ona kocaman sarıldılar. Tensi'yi tekrardan gördükleri için çok mutluydular. Tensi'yi uzun bir süre bırakmak istemeyen gorilleri görmek gerçekten çok üzücü. Sırada tatlı bir ayımız var. Bu ayımızın adı Sonya. Hayatının çok erken döneminde yetim kaldığı için New York'taki Otisville Vahşi Yaşam Merkezi tarafından koruma altına alındı. Janet'ın adındaki bu adamsa onun bakıcılarından biriydi. Ama onunla en çok zaman geçiren kişi Janet'ın olduğu için onunla arasında daha farklı bir bağ vardı. Yıllar geçti, Sonya büyüdü ve Janet'ın da uzun zamandır orada çalışmıyordu. Onu görmek için geri gelen Janet'ın Sonya'nın yanına gidince onu hatırlayacağından hiç şüphesi yok gibiydi. Öyle de oldu. Janet'ını görür görmez hatırlayan Sonya kendinden geçmişti. O daha yavruyken oynadıkları oyunu bile hatırladı. Tamam, belki de bir yavru ayı ile oyun oynamakla yetişkin bir ayı ile oyun oynamak arasında dağlarca fark var. Ama dediğim gibi onlar hep böyle oynarlarmış. Ve şimdi sırada bir leopar var. Bu leoparın adı Kuma. Alberto Lena adındaki bu adam Kuma'yı yasa dışı bir tüccarın elinden kurtardı. Alberto Kuma'yı yaklaşık 2,5 yıl büyütüp onunla ilgilenmesi sayesinde çok daha iyi bir hayat yaşadı. Onun güvenli bir şekilde yaşaması için bir tesis bulan Alberto gönül rahatlığıyla Kuma'yı verdi. Aradan 13 yıl geçmişti. Alberto Kuma'yı kontrol etmek için geri döndüğünde Kuma da Alberto'yu hatırladı. Hatta o kadar hızlı hatırladı ki sanki 13 yıl geçmemiş, daha dün görmüş gibiydi. Alberto çit boyunca yürürken Kuma'ya elini uzattı ve Alberto'yu kapıya kadar takip etti. Bir leoparı evcilleştirmek çok zordur. Ama Alberto bunu sevgisiyle başarmış gibi görünüyor. Çünkü çoğu leopar bu hareketi bir saldırı işareti olarak görebilir. Ama Kuma hayatını kurtaran adamı nasıl unutabilirdi ki? Ona hayatı boyunca minnettar olduğuna eminim. En çok duygulandığınız buluşma hangisiydi? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım.